Belarus geçtiğimiz 25 Mart'ta tarihindeki ilk bağımsızlık ilanının 10. yılını kutladı. Alexander Lukashenko yönetimi Özgürlük Günü adıyla yapılan kutlamalara ilk kez izin verdi. Ancak resmi olarak belirlenen alanların dışındaki etkinlikler yasaklandı. Buna itiraz için sokağa çıkanlar karşısında polisi buldu. Ülkede toplumsal muhalefetin sürükleyici aktörlerinden biri Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Mikhalay Statkeviç. Devletin halk üzerinde baskı atmosferi oluşturduğu Belarus'u Avrupa'nın son diktatörlüğü olarak adlandırıyor. Burası özgür bir ülke değil. İnsanların iktidar üzerinde söz hakkı yok. Hala siyasi mahkumlar var, işkence görüyorlar. Nefes alamıyorsunuz, her yeri korku sarmış durumda. Hükümet her şeye rağmen Avrupa Birliği ile ilişkilerini iyileştirmek amacıyla insan hakları karnesini geliştirme sözü veriyor. Belarus'un güçlü komşusu Rusya ile ilişkilerini iyi tutma çabası da görülüyor. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Belarus ve çevresindeki politik görünüm güvenlik merkezli bir çabayla değişime uğradı. Ukrayna krizi mesela, Belarus hükümeti bu nedenle ve toplumsal meşruiyetini istikrarlı kılmak adına çok ihtiyatlı adımlar atıyor. İfade hürriyetinin ve basın özgürlüğünün sınırlandığı ülkede halk ekonomik refahını da kaybederken rejim sorunu yaşıyor ve endişeli. Belarus'un demokrasi ve özgürlük yolundaki uzun soluklu serüvenine dair ayrıntıları bu akşam 21.40'da Euronews'de Insider programında izleyebilirsiniz.